Süper Grup, Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde küçük bir gıda dükkanıyla hayat bulmaya başladı. İvme kazanmaya başladığı dönemse 1985 yılıydı. Başarı tohumları ilk olarak İstanbul Laleli'deki küçük bir dükkanda ekildi. Sanayi çarklarının yeni yeni hızlanmaya başladığı dönemdi. Ev tekstili amacıyla başladık. Tam entegre bir tesis olarak Çorlu'da hizmet veriyoruz. Bundan beraber dünyanın 4-5 önemli ülkesinde kendi dağıtım ağlarımız var. Tekstilde istenilen amaca geldik. O zamanlar Laleli, bugün olduğu gibi ticaret alanında merkez olma durumuyla dikkat çekiyordu. Başarı merdivenlerine her geçen gün yeni bir adım atılıyor, Süper Grup büyüyordu. Ancak büyüme rastgele değil, kontrollüydü. Adımlar Türkiye'nin ekonomik konjonktürüne ve dünyadaki ekonomik ve politik gelişmelere denk düşecek şekilde atılıyordu. Süper Tekstil, önümüzdeki yıllardaki en büyük hedeflerinden birisi de hacimsel olarak büyümek yerine teknoloji yenilemesi olacaktır. Emin girişimler sağlam gelince de Süper Grup imzasını yaygınlaştırıyordu. Tekstille başlayan Süper Grup'un adı kısa sürede marka oldu. Türk, Alman, Avusturyalı ve İsviçreli mühendisler tarafından Çorlu'da 15 bin metrekarelik kapalı alana kurulan modern fabrikada üretilen marka ürünler tam 35 ülkenin pazarında yer buldu. Garden ve Dr. Deco markaları perde olarak tüm dünyada evleri süslemeye başladı. Süper Tekstil ilklere de imza attı. Garden, Dr. Deco markaları ilk kez Disney kahramanlarıyla bütünleşti. Disney lisanslı ürünler dünyanın her ülkesine ihraç edildi. Türkiye'de tekstil sektörünün ilk 3 büyük markasından biri haline gelen Süper Tekstil'in Moskova, Çin ve Kiev'de ofisleri bulunuyor. Süper Tekstil, Rusya, Ukrayna, İtalya, Almanya, İran, Kazakistan ve Çin gibi çeşitli ülkelerde de temsil olanağına kavuştu. Süper Grup'un ekonomi hamleleri tekstille sınırlı kalmadı. Grubun mimarı İbrahim Yasubuğa, Türkiye'nin enerji ihtiyacını fark etti ve vakit kaybetmeden ekibini harekete geçirdi. Grup, hem sosyal bir projeye damgasını vurmak hem de bu alandaki açığı kapatmak için 2006 yılında enerjinin temellerini attı. Bolu'da hayata geçirilen proje 4 yılda tamamlandı. Kayabükü Hidroelektrik Santrali 20 Temmuz 2010'da açıldı. Santral yıllık 80 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi üretiyor. Enerjide de projeler sınırlı değildi. Grubun yönetim kurulu başkanı İbrahim Yasubuğa, Türkiye'deki enerji kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyelinin farkındaydı. Enerji kaynaklarının yeri ve önemi açıkça görülmesine rağmen, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının oldukça düşük düzeyde olduğunu biliyordu. Trakya bölgesinde yenilenebilir enerji projesi de böyle doğdu. Grup, Trakya bölgesinde 10 megawattlık rüzgar enerjisi kapasitesine sahip olacak projenin fizibilitesini tamamladı ve kısa zamanda hayata geçirmeyi hedefliyor. ...2012 yılı içerisinde enerji sektöründeki hedefimiz 12 megawatta kadar, 120 megawatta kadar çıkabilmek.
şu anda hidroelektriğin dışında rüzgar enerjisi ve jeotermal enerji ile ilgili yatırımlarımız olacak. Süper Grubun sektör çeşitliliği her geçen gün arttı. Sırada bu kez turizm vardı. Turizmde ilk proje, İstanbul'un trend olma yolunda hızla ilerleyen Beyoğlu'nun Şişhane semtindeki otelle başladı. Otel, benzerlerinden farklı. Çünkü bina tarihi bir bina. Planlanan konsept ise özel. Şişhane'deki otelin her odası Osmanlı dönemin önemli sembollerinden izler taşıyacak şekilde tasarlanıyor. The First Ottoman Hotel'de Lale Devri'nden Padişah Tuğrasına, Hürrem Sultan'dan Kanuni Sultan Süleyman'a kadar izler bulmak mümkün olacak. Yani otel, modern dönemde Osmanlı döneminin tarihsel simgelerini buluşturacak, misafirlerine benzerlerinden farklı, eşsiz bir ortamın kapısını aralayacak. Süper Grubun otel projesi de tek değil. İstanbul Beyoğlu'ndaki otelin yapımı sürerken Mardin ve Bolu'da da yeni otellerin yapılması planlanıyor. Ve inşa. Süper Grup sektörler zincirine yeni bir halka daha ekledi. 2007 yılında faaliyete başlayan Süper İnşaat ve Taahhüt AŞ kısa sürede başarısını kanıtladı. Süper Grup'a ait Kayabükü Hidroelektrik Santrali ve regülatörünün inşaatında da bu şirketin imzası vardı. Şu anda Kayabükü HES'te ciddi bir tecrübe edinmiş oldu inşaat şirketimiz. Kayabükü HES inşaatını sıfırdan başlayıp yaptı. Ciddi bir altyapı problemini çözmüş oldu süper inşaatımızda. Çok ciddi bir teknik kadrosuyla, ciddi anlamda makine ekipmanıyla artık enerji sektöründeki bütün taleplere cevap verebilecek durumda. Peki Süper Grup kaç kişiyi istihdam ediyor? Ne kadarlık bir büyüklüğe sahip? Grup, enerji, turizm, inşaat ve tekstilde tam 700 kişiyi istihdam ediyor ve yıllık 140 milyon dolar ciroyla büyük bir ekonomik değer olarak azim ve kararlılığını sürdürüyor. Tüm bunlar yapılırken Süper Grup sosyal projeleri de unutmuyor. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesiyle olan sosyal bağ sürüyor. Grup 2009 yazında Türkiye Genç İş Adamları Derneği'ni de arkasına alarak Doğu Beyazıt'a çıkarma yaptı. Amaç bölgede yatırımın önünü açmaktı. Süper Grup bölgede eğitime de el attı. 2005 yılında Doğu Beyazıt'ta Mustafa Yasıboğa İlköğretim Okulu yaptırılarak eğitim ve öğretime açıldı. Süper Grup her yıl 125 üniversite öğrencisine de eğitim bursu veriyor. Ve önemli bir not. Süper Grup büyük işlere imza atıyor ancak mütevazı yol alıyor. Çalışmayı, sürekli üretmeyi, istihdam yaratmayı ve katma değer yaratmayı hareketin çıkış noktası olarak görüyor.